Koşum takımını zincire kendi başıma ikinci takışım. Daha önce Koray bir kez denedi. Bu birlikte ikinci çalışışımız. Bir acemiden koşum takımı nasıl takılır? Onu anlatayım. Koşum takımının parçaları şu an elimde hamut ve hamuta bağlanmış olan paldum var. Hamutu ters bir şekilde tutarak atın kafasından geçireceğim. İlk önce gitmesini engellemek için yularına bağladığım ipi hamutun içinden geçiriyorum. Ve sakince kafasından hamutu geçiriyorum. Çevirmek gerekiyor boynuna oturtmak için. Elimde paldum olduğu için çeviremedim. Biraz daha yukarıdan çevirmem gerek. Bu beceriksizliğime katlandığı için zincire klik yapıp ödül verdim. Boynunun en ince yerine getirip hamutu oradan çeviriyoruz ve sonra boynuna oturtuyoruz. Bu cincirin boynuna uygun bir hamut. Paldumu vücuduna tam oturacak şekilde yerleştirmek gerek. Paldum hamuta 3 yerden bağlı, yanlardan ve üstten. Şimdi kuyruğunu paldumun üstünden geçirmek gerek. Kuyruğunun kökünü çıkarıp alıp dışarı çıkarmak gerekiyor. Evet, ve yine klik ve ödül. Hamutu sıkı sıkı bağlamak için önde bir kayış mekanizması var. Ahşap parçalar birbirine tam oturacak. Onların oturup sabitlenmesi için küçük bir deri kayışla bağlayıp sabitliyoruz ki öne doğru çıkmasın. Gevşek durmasın. Gevşek olursa rahatsız eder. Sineklerden rahatsız olduğu için ayağını yere vuruyor. Ben kan termalı başlık kullanmayacağım. Dizginleri bağlıyorum. Yularına bağlı dizginler hamutun halkalarından geçiyor. Bu hamutun kayışı. Bir elim geçecek. Ne sıkışacak, ne gevşek kalacak önde. Yanda çok bir boşluk kalmaması lazım. Tam boynuna oturuyor. Ona uygun bir hamut. Kontrol ediyorum her yerden. Yani bir ot, çöp parçası sıkışmış olabilir ve her yürüdüğünde vücuduna batarak onu rahatsız edebilir. Evet, çalışmaya hazırız. Kendi de istekli.
İlk önce düz yürümeyi anlamadı ama ikinci çalışmada, dünkü yaptığımız yani ilk çalışmamızda bu şekilde düz yürüyebildi. Ama şimdi ahıra doğru giderken epey bir sorun yaşadık. Çünkü ben onun sola dönüp, sola meyledip aşağı inmesini istiyorum. Ama o inatla ahıra gitmek istiyor. Ahıra gitmek istemesinin sebebi Gaia ahırda kapalı ve o Gaia orada kişniyor. Ginger de Gaia'nın yanına gitmek istiyor. Döndürüyorum ama bir tam tur dönüyor. Henüz yapamıyoruz. Benim de kavramak için zamana ihtiyacım var. Yedekte yürümeye çalıştık şimdiye kadar. Yanımda onu götürebiliyorum ama arkasına geçtiğim zaman kafamız karışıyor. Biraz dönmesini istediğimde tam bir dönüş yapıyor. Aslında gitmek istediği yer hala ahır. Dönmek için çektiğim yerden yere dönüyor. Diğer taraftan da dengelemek gerekiyor. Şimdi döndürüyorum ve ahıra doğru yürüyor. Biraz daha hızlandırıyorum. Gitmek istediği yön olduğu için rahat rahat gidiyor. Buradan sağ döndürebilir miyim diye deniyorum ama pek mümkün değil. Kesinlikle Gaia'nın yanında olmak istiyor. Ve Gaia'yı ahırdan çıkarıp biraz da Gaia yanındayken çalışmaya devam ediyorum. Düz gidişlerde bir sıkıntı yok. Şu an sadece düz gitmek ve dur dediğimde durmasını istiyorum. Atı durdurmak çok önemli. İlk önce düz gidiş ve duruş çalışıyorum. Dönüşler daha sonra olacak. Her şeyi bir anda anlamasını bekleyemem. Giderken durmasını istediğimde durduğu için onu ödüllendirdim. Şu an yeni öğrendiği için yaptığı her doğru davranışta onu ödüllendiriyorum. Ve geri dönüşte yine sorun yaşıyoruz. Kesinlikle kendi gitmek istediği bir yön var ve ben oraya gitmesine izin vermiyorum. Dolayısıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Atın doğruyu yanlışı araştırmasına izin vermek de önemli. Biraz benim ne istediğimi deneyip görmesi gerekiyor. Onu zorlayıp sıkıştırmıyorum. İleri gidiyor, geri geliyor. Doğru yaptığı zaman serbest bırakarak ödüllendirmiş oluyorum. Çalışmayı burada bitiriyorum. Koşum takımını sökmeyi göstereceğim. Ama küçük bebek Gaia sürekli her şeyin içine girmek istiyor. Her zaman yanımızda ve aslında hep ön planda olmak istiyor. Henüz 1 yaşında. On üç aylık. Şimdi buradan daha net bir şekilde görebiliyoruz. Önce dizgini çıkarıyorum. Ve bebek Gaia yine ön planda olmak istiyor.
Hamutun kayışını çözüyorum. Hamutu çıkarmadan önce paldumu üstünden sıyırmak gerek. Dışarıda kalan kuyruğu kuyruk kökünden tutup içeri almalıyız. Bir elbiseyi çıkarır gibi çıkarıyoruz. Şimdi döndürerek soktuğumuz şeyi tekrar döndürerek çıkarmalıyız hamutu. Boynunun ucuna getirip çevirerek geniş kısmını yukarı alıp iki elle tutup kafasından çıkarıyorum. Şimdi biraz serbest dolaşabilirler. Hemen yollarını çözüyorum ki rahat etsin. Şimdi biraz ahırdan ayrılsınlar istiyorum.